Merhaba gençler, 10. sınıf biyoloji yazılı soru çözümlerine devam ediyoruz. Atakan, Mert, Çağatay, Oğuz ve Aylin'in bazı özellikleri aşağıda tabloda verilmiştir. Buna göre bu kardeşlerden hangi ikisinin tek yumurta ikizi olduğu söylenebilir? Gençler, burada boy ve kilo çevre faktörüne göre değişebilir tek yumurta ikizlerinde. Fakat tek yumurta ikizlerinin genotipleri aynı olacak. Göz rengi ve kan gruplarının aynı olması gerekiyor. Bir de cinsiyetleri aynı olmalı. Hemen bakalım o zaman. Burada kahverengi, kahverengi ve sıfır RH olanlar var. Burada da yine kahverengi. Ama buradaki Aylin kız, Atakan ve Çağatay erkek. Cinsiyetleri aynı olmalı. O zaman Çağatay ve Atakan, bu ikisi tek yumurta ikizleri olur. Bir karakterin oluşumuna etki eden 5 gen çeşidi arasındaki etkileşim hiyerarşik düzen bu şekildedir. A'da genotip çeşidi sayısını istiyor. Genotip çeşidi n eşittir alel sayımız. Genotip çeşidini de n çarpı n artı 1 bölü 2'den bulacağız. Burada 5 tane alelimiz olduğu için 5 çarpı 6 bölü 2'den 15 çeşit genotip oluşur. Fenotip çeşidi sayısını da bulalım. Fenotip çeşidi sayısı n artı eş baskınla bulunacak. Eş baskın olarak bulacağız. Hemen x1 eş baskın, x2 eş baskın, x3 eş baskın, x4 o da baskın, x5 şeklinde yazalım. Şimdi burada x1 x2'ye eş baskın, x1 x3'e de eş baskın, x1 x4'e de eş baskın. 1 de burada, 1 de burada var. Ayrıca x2 x3'e ve x2 x4'e de eş baskın, birer tane de burada var. Ayrıca bir de x3 x4'e eş baskın. Kaç oldu? 1 2 3 4 5 6 tane eş baskınlık var. Alel sayımız zaten en 5'ti. 5 artı 6 11 tane 11 çeşit fenotipimiz oluşur. Soy ağacında numaralandırılmış bireyler hemofili hastası olduğuna göre hangileri kesinlikle taşıyıcıdır? Burada hemofili geni erkek çocuğa anneden gelir. Babadan Y kromozomunu alıyor erkek çocuk. Anneden X kromozomunu alıyor. O zaman X kromozomu anneden geleceğine göre anne taşıyıcı olmak zorunda. Bir tane küçük H bulundurmak zorunda. Yine buraya bakıyoruz. Burası sağlıklı olan bir erkek olduğu için iki nolu birey. X büyük H, X büyük H de olabilir. X büyük H, X küçük H yani taşıyıcı da olabilir. Bu kesin değil. Bir kesin. Devam ediyoruz. 3 nolu bireyimiz de yine taşıyıcı olmalı ki erkek çocuğu hasta olsun. Baba zaten sağlıklı burada da. Yine buradaki genotipler 4 ve 5 için, 4 ve 6 için geçerli olacak. Bunların taşıyıcı olduğu kesin değil. Kesin olan 1 ve 3 olur. Hangilerinin genotipi tam olarak belirlenemez? Dediğimiz gibi 2, 4 ve 6 nolu bireyler X büyük H, X büyük H de olabilir veya X büyük H, X küçük H de olabilir. Bunlar kesin değil. Aşağıdaki soy ağacında koyu renkli bireyler renk körüdür. Buna göre işaretli bebeğin renk körü olma olasılığını bize soruyor. Burada renk körü bir baba ile sağlıklı ama erkek çocuğunun biri hasta olduğuna göre taşıyıcı olan bir kadının çaprazlamasını yapacağız. X büyük R, X küçük R, X küçük R, X küçük R, X büyük R, Y ve X küçük R, Y oluyor bizim bireylerimiz. O zaman şuradaki kadın kesinlikle taşıyıcı olacak. Taşıyıcı olan kadını alıyoruz hemen. X büyük R, X küçük R. Buradaki erkek ise hasta değil, büyük R bulunduracak. X büyük R, Y olacak. Bu çaprazlamadan da yine şuraya yazalım. X büyük R, X büyük R, X büyük R, X küçük R. Evet, X büyük R, Y ve X küçük R, Y. Yani bu bireyin renk körü olma ihtimali sadece şunda görülebilecek. O da 1 bölü 4 olur. Soy ağacında otozomal çekinik olarak aktarılan bir özelliği fenotipinde gösterilen bireyler taralı olarak gösterilmiştir. X ile gösterilen bireyin heterozigot genotipli olma oranını istiyor. Heterozigot yani böyle olma ihtimalini istiyor. Şimdi burada gençler burası küçük a küçük a otozomal çekinik dediği için
Çocukları çekinik olmadığı için büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da. Şuradaki hem erkek hem kız bebek bireyler anneden büyük A'yı babadan küçük A'yı aldığı için heterozigot olmak zorunda. Bunların yine çekinik çocuklar olduğuna göre baba da heterozigot olmak zorunda. Bu çaprazlamayı yaptığımız zaman oluşacak olan bireylerimiz büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A. Bu bireyimizin küçük A olma şansı yok çünkü taralı değil. O zaman bunu ihtimallerden kaldırıyoruz. Heterozigot olma ihtimali 2 bölü 3 olur. Soy ağacında içi taralı olarak verilen bireyde sadece Y kromozomundaki gen ile ortaya çıkan hastalık gözlenmektedir. O zaman bu soy ağacındaki hangi erkek bireylerde bu hastalık gözlenecektir? Y'ye bağlı kalıtımda babadan erkek çocuğa geçecek. O zaman babadan 2'ye geçecek, 3'e geçecek, 3'ten de 6 ve 7'ye geçecek. 2, 3, 6 ve 7'de gözlenecek. Bu dıştan bir damat gibi düşünün. Bunda bulunup bulunmadığıyla ilgili bilgimiz yok. O yüzden 2, 3, 6, 7 olarak alırız. Soy ağacında otozomal çekinik genlerle kalıtılan hastalığın seyri gösterilmiştir. Buna göre soy ağacında soru işaretiyle gösterilen çocuğun hastalıklı doğma olasılığı kaçtır? Otozomal çekinik dediğine göre şu küçük A küçük A ise kesinlikle bunlar heterozigot. O zaman şu bireyimizin hemen bakalım büyük A büyük A olma ihtimali de var. Büyük A küçük A olma ihtimali de var. Ama çaprazlamadan görelim. Büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Büyük A büyük A büyük A küçük A büyük A küçük A. Bu taralı birey olmadığına göre, küçük A küçük A olma ihtimali olmadığına göre heterozigot olma ihtimali 2 bölü 3. Bu 2 bölü 3'ü buradan alıyoruz. Bir kenarda dursun 2 bölü 3. Devam ediyoruz. Buradan bireyimiz, burası büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da ama burası çekinik. Kesinlikle o zaman bu bireyimiz babadan büyük A'yı anneden küçük A'yı aldı, heterozigot. Tekrar bu heterozigot bireylerin çaprazlamasından büyük A büyük A, büyük A küçük A, büyük A küçük A ve küçük A küçük A'lar oluşacak. O zaman bu bireyimizin hastalıklı yani çekinik özelliği taşıması ne kadar? 1 bölü 4 ihtimalle ama buradaki annenin de heterozigot olma ihtimali de 2 bölü 3 olacağı için bu çaprazlamadan 2 ile 4 sadeleşirse 1 bölü 6 olarak çıkar oranımız. Yanda soy ağacında otozomal çekinik genin etkisini fenotipinde gösteren bireyler var. Bunların hangilerinin homozigot olma ihtimali var? Hemen numaralandırılmış bireylere bir bakalım gençler. Şu önce otozomal çekinik olanları yazalım hemen. 1 ve 2'nin heterozigot olma zorunluluğu var çünkü çekinik çocukları olmuş. Fakat 3 no'lu bireyimiz bu çaprazlama ne olacak? Hemen görelim. Büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. 3 no'lu bireyimizin herhangi bir çocuğunu göstermediği için büyük A, büyük A da olabilir, büyük A, küçük A da. Devam ediyoruz. 4 no'lu birey heterozigot olmak zorunda çünkü A'nın bir tanesini oğluna gönderecek. 5 no'lu birey heterozigot olmak zorunda çünkü babadan küçük A'yı alacak. 7 no'lu birey de heterozigot olmak zorunda ama 6 no'lu birey büyük A büyük A da olabilir, büyük A küçük A da. 6'dan büyük A'yı babasından küçük A'yı alacağı için 7 heterozigot olmak zorunda. Homozigot olabilecek olanlar o zaman 3 ve 6 olur. Soy ağacında koyu renkli bireyler hemofili hastası olarak verilmiştir. Hemofili soru işaretiyle gösterilen bireyin hemofili hastası olma oranını istiyor. Hemen bakalım. Annemiz taşıyıcı olmalı ki erkek çocuğu hemofili olsun. Baba sağlıklı. Bu çaprazlamadan şu bireyimizin hemen taşıyacağı genleri görelim. X büyük H, X büyük H olabilir. Kız çocuk veya X büyük H, X küçük H olabilir. O zaman 1 bölü 2 ihtimalle bu gelmesi gerekiyor. Bu bize bir kenarda dursun. Şurası da X büyük H, Y olduğuna göre tekrar bu çaprazlamayı yapalım. X büyük H, X küçük H çarpı X büyük H, Y. O zaman X büyük H, X büyük H, X büyük H, X küçük H, X büyük H, Y ve X küçük H, Y oluşacak.
Bu çaprazlamadan hemofili hastası oluşma ihtimali 1 bölü 4'tür. Ama annenin de taşıyıcı olma ihtimali de 1 bölü 2 olacağından ikisini birden çarpacağız. Oranımız 1 bölü 8 olur. Soy ağacında belirli bir özelliği fenotipinde gösteren bireyler verilmiştir. Bunlar aşağıdakilerden hangisi olabilir? Çekiniktir. Otozomal çekinik diyelim biz buna. Otozomal çekiniktir. O zaman deneyelim. Küçük a küçük a, büyük a küçük a, büyük a küçük a verirsek buradan büyük a küçük a veya büyük a büyük a olabilir. Bu olur. Bunu alıyoruz. Y kromozomunda taşınan olamaz çünkü dişi bireyde gözleniyor. X kromozomunda taşınan baskın da olsa, çekinik de olsa olamaz. Çünkü X kromozomunda baskın olabilmesi için anneden veya babadan gene alması lazım. Anne ve babada baskınlık yok. Ya da X çekinik olarak alırsak renk körü olarak deneyeceğiz. Renk körü kız çocuğunun babasının hasta olma zorunluluğu var. Babası hasta değil. O zaman yine olamaz. Bu olamıyor. O zaman kesin doğru olan yalnız bir olur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.